Sabah namazından sonra uyumak uygun mudur diyor bir izleyicimiz. Şimdi işrak beklemek sünnettir. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğduktan sonra yarım saat veya 45 dakika bekleyip işrak namazı kılmak sünnettir. Rızıkların dağıtıldığı vakit de bu vakittir. Normalde uyunmazsa o gün daha bereketli geçer. Yani aslında ben çok yorgun oluyorum, uyuyorum. Arkadaşlar uyku uykuyu getirir. Ya çok uyumak adamı dinlendirmez yani. Çok uyumak adamı miskinleştirir. Miskinleştirir yani. Şimdi geceler uzun. Ya bugün yatsı namazımızı kıldık, programa girdik bak. Saat daha 9 olmadı. Biraz daha otursan saat 10. Saat 10'da yatan bir kimse saat 5'te kalksa bak 5'te kalksa teheccüd namazı kılabilir yani. Saat 10'dan 5'e kadar uyumak ne demek biliyor musun? 7 saat. Sen şimdi saat 10'da yat. Sabah namazı için işte 6.30'da kalk. Ne oldu? 10'dan 6.30'a 8.5 saat. Uyudun zaten. Ondan sonra sabah namazını kıl, tekrar yat. Zaten şu anda sabah namazını kıldıktan sonra saat 7 oluyor. 7 olduktan sonra çalışan kısmın yatması mümkün değil. Çünkü kişiler 8'de işbaşı yapacaklar. Herkes işlerine gidiyorlar. Hatta şöyle de bir olay var. Bunu da televizyondan hatırlatmamızı istediler. Soru sorulduğu için hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar normalde 7.20 geçe güneş doğuyor diyelim. 7.20 geçe güneş doğuyor. Şimdi normalde sünnet olan, Hanefi mezhebine göre, sünnet olan güneşin doğmasına 20-25 dakika kala sabah namazını kılmaktır. Ama cemaate bunu bir danışmak lazım. Şimdi cemaatin içinde gerçekten çalışan insanlar var. Ve bu insanlar belki 7.30'da veya 7'de servise binmeleri gerekiyor. Efendim 7.30'da işlerinde olmaları gerekiyor. İmam cemaatini bilir. Eğer cemaatinde böyle bir sıkıntı varsa, çünkü biz böyle şikayet alıyoruz, şöyle şikayet alınıyor yani, deniliyor ki, eğer şöyle bir şey deniliyor, sabah namazına gidersem işe yetişemiyorum. Yani imam sabah namazını 6.30'da kıldırsa olmaz mı? Olur. Olur, zaten 5.50 geçe sabah namazının vakti giriyor. Cemaat baksın, imam baksın, cemaatine göre bu işi ayarlasın, insanları sabah namazından ne yapmasın? Mahrum etmesin. Hem insanları işine yetiştirsin, hem insanların da sabah namazını cemaatle kılmasını da sağlamış olsun yani. Onu cami imamı ayarlayabilir. Uyuma meselesine gelince dedik ya, o saatte uyumak mekruhtur. Kerahat vakti uyumak. Hangi kerahat vakti olur? İkindi ile akşam arası da uyumak mekruhtur. Kerahat vaktidir. Sabah namazından sonra da güneş doğana kadar kerahat vaktidir. Uyumak mekruhtur. Ama bu sabah namazının bir özelliği var. Rızık o zaman dağıtılır. Rızık dağıtan melekler gezerler. Kim uyanıksa ona verirler. Kafir Müslüman ayırmazlar. Bak, kafir Müslüman ayırmazlar. Kim uyanıksa ona verirler. Yahudiler o saatte uyumaz ha. Kaldırır çocuklarını güneş üstüne doğmasın diye. O biliyorlar rızkın o saatte dağıtıldığını. Kaldırsan da 18 yaşında çocuğunu kaldırmıyorsun. Niye? Uyusun hocam. Yazık günah ya. Yazık günah, çocuğunu yakıyorsun, haberin yok. Sabah namazına kaldırmıyor adam. 15 yaşındaki delikanlıyı, çocuğunu veya kızını sabah namazına kaldırmıyor. Bu çocuk buluyor ermiş. Sana nasıl sabah namazı farzsa buna da farz. O uyuduğu için sorumlu değildir. Uyandırmayan sorumludur. Bu konu geçmişti daha önce. Uyuyan uyuyakalmış olabilir. Uyuyakalır da sabah namazını kılarsa oradaki uyanık olan kimse onu uyandırmadığı için mesuldür. Onun için ben kılayım namazını, başkasına karışmam, yok, uyandıracaksın. Uyandıracaksın onu. Bir çok uğraşıyorum, uyanmıyor. Sen uğraş. Uyanmıyorsa onu sor. Uyanır o. İlla uyanıyordur yani. Bunun için de erken yatmak lazım. Bu zamanda, şu saatte zaten sabah namazından sonra tahmin ediyorum kimse uyumuyordur. Uyumak mekruhtur.